Evet sevgili yıldızlar, şairane farsça derslerimize hoş geldiniz. Sloganımız biliyorsunuz, yıldızlar en az bir doğu ve bir batı dilini öğrenir idi. Bugün tabii Muhammed hocamız yine yok arkadaşlar. Muhammed hocamız biraz tatil moduna geçmiş durumda. Orada Nevruz hazırlıkları başladığı için İran'da Nevruz bayağı şatafatlı geçiyor diyelim arkadaşlar. Tatil yapıyorlar. Hatta resmi bir haftalık, belki de gayri resmi de 15 gün tatil yapıyorlar. Yani orada işte mesela Gürcistan'da yılbaşı normalde bir hafta falan tatil ama onlar 15 gün o moda geçiyorlar. İran'da da Nevruz çok önemli. Belki birkaç dersimizde Muhammed hocamız yanımızda olmayabilir. Olabilir ama yani çok müsait olmayabilir birkaç gün. Biz yalnız yolumuza devam edeceğiz. Yıldızlar yoluna yalnız devam etmeye alışıktır. Evet ama tabii ki herhangi bir konuda bir yardım isteğimiz olduğu zaman Muhammed hocamız yine bizi kırmıyor. Arkadaşlar hani arkasından konuşmak gibi olmasın ama Muhammed hocamız gerçekten çok güzel yürekli bir insan. Bana yıllardır Cengiz Uysal hocamız tanışmamıza vesile oldu. Yani inanın gittim ben orada Farsça çalıştırdı beni. Yani bir ay kaldım. Bir ayın neredeyse 25 günü falan beraberdik. Akşamları metinler okuyorduk, çalışmalar yapıyorduk. Yine ben 3-4 senedir tanışıyoruz arkadaşlar. Ve belki de daha fazla oldu. 5 senedir falan tanışıyoruz. İstanbul'a geldi gitti. Ben Tahran'a gittim. Tahran'da da yine görüştük. Birkaç kez gittim. Yine sağ olsun beni davet ediyor. Yalnız kalıyor. Ben de onu davet ediyorum tabii. Yıldızlar yalnız yaşar arkadaşlar. Şimdi fiilen diyelim. Yani şimdilik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii ileri seviye metinler kolay değil. İnanın ben de video çekmeye böyle çok bazen çeksem mi çekmesem mi diyorum ama hani bunlara başladık. Kemal'e erdirelim. En azından 36 artı 36 72 videoyla sizlere gerçekten bir dil hizmeti verelim diye düşünüyorum. Tabii dil hizmeti alacak arkadaşlarımız yine bakın Baran hocamızın, Baran Zeylan hocamızın kanalı var. Orada çok güzel videolar var. Onları da seyredebilirsiniz. YouTube'da güzel videolar var ama tabii Baran Hoca bayağı istikrarlı bu konuda. Arkadaşlar onun dışında yani bir kurumdan eğitim alacaksanız İRAM arkadaşlar. Bir İran Araştırmaları Merkezi devletinde desteklediği Turgay hocamlar var orada. Zöhre hocam var arkadaşlar. Ali Rıza Mukaddem hocamız var. Ali Rıza hocamdan ben de eğitimler aldım. Gerçekten arkadaşlar Farsça'ya hakim hem de kendisi Türk de olunca yani İran Türklerinden Muhammed hocamız gibi hem Türkçe'ye hakim hem de nedir Farsça'ya hakim. Yani o yüzden diğer arkadaşlarımızdan da faydalanabilirsiniz. Oradaki kurslarımıza da gidebilirsiniz arkadaşlar. Onları da söylemiş olayım. Ve sözü uzatmadan arkadaşlar hemen Yıldızların şairi olarak siz de yıldızlar olarak, ben şair, siz yıldızlar olarak dersimize başlıyoruz. Ve metnimizi ekrana veriyorum. Çok uzun değil ama arkadaşlar ileri seviye metinler olduğu için nereden baksanız yine bir yarım saatimizi alır diye düşünüyorum. Evet, hadi bismillah dedik, başladık arkadaşlar. Koh ne verdi arkadaşlar? Feza ne verdi? Astronot arkadaşlar. Bakın feza boşluk falan anlamında, uzay anlamında. Yani nedir? O işi onunla ilgili olan böyle bir insan adı yapıyor. Yani o işi yapan insanı, onunla ilgilenen insanı söylüyor. Burada da koh ne verdi? Dağcı. Koh ne verdi? Dağcılık sonuna geleneği. Yeki ez cezapterin verzeş hast. Verzeş ha est arkadaşlar. Verzeş
hast olmuş. Bakın diyor ki sporların en ilgi çekici, en çekicilerinden, en çekici sporlardan, bakın cezzap, çekici. Cezzap der daha çekici, cezzap der en çekici. En çekici sporlardan biri olan dağcılık ya da dağcılık nedir? Bittiği için cümle arkadaşlar şöyle bitireceğiz. Dağcılık en cazip olanı, cazibeden geliyor zaten arkadaşlar. En ilgi çekici olanıdır dağcılık. Goftemişevet denilebilir. Dağcılık yekiez kademi terin verzeş hayi cihan est. Dünya sporlarının arkadaşlar dünyanın en eski sporlarından biri denilebilir dağcılık. Evet, biridir denilebilir. Çeraki çünkü bakaya yı cesedi merdi. Mordan ölmek de arkadaşlar burada merdi. Bir erkek cesedinin çünkü kalıntısı ötenazi. Yok. Otezi. Arkadaşlar onun vallahi okunuşunu Muhammed Hoca'ya sormuştum. O cevap vermedi ama. Utazi mi? Utezi diye adlandırılmış. Ama neymiş? Ütezi diye adlandırılan arkadaşlar adıyla, ütezi adıyla, Benamı Huda, Allah'ın adıyla arkadaşlar. Ütezi adıyla biliyorsunuz metinleri de okumuyorum arkadaşlar telaffuz yanlış olmasın diye anlamlandırıyorum sadece anlamlandırmak diye tercüme etmek diyelim. Tercüme ediyorum. O yüzden size hani telaffuzlarımı %100 itibarı almayın onu söyleyeyim. Hepsinin yani büyük oranda tabii ki doğru telaffuz ediyorum ama. Evet, bir insan cesedi kalıntısı der irtifai sehezar metre. 3000 metrede arkadaşlar ötezi adıyla arkadaşlar ötezi adıyla nedir? 3000 metre yükseklikte Alp dağlarında keşfedilmiştir. Kuhayi Alp. Alp dağlarında keşfedilmiştir. İn ceset gıdmeti Hezarusiset 5300 yıllıktır. Sale daret. Sale yıllık arkadaşlar 5300 yıllık bir mazisi vardır. Gıdmeti nedir? Penç 5300 Penç arkadaşlar Penç evet. Çahar 4 Penç 5 Hezar 1000 5000 Hezaro Siset'de arkadaşlar 3 tane 100 300 yıllık yıla sahiptir. Yıllık bir mazisi vardır arkadaşlar. Gıdmet kadimden geliyor. Tamam mı? Geçmiş olan. Geçmişi vardır anlamında. Yıllıktır desek zaten o bizde çok geçmiş vardır anlaşılıyor. Şey oluyor da 5300 yıllıktır desek de anlaşılıyor ama 5300 yıllık bir maziye sahiptir desek daha güzel olur.
Der efsane hayi İrani, İran efsanelerinde de Areşi Kemangir. Kemangir arkadaşlar, okçu. Keman arkadaşlar, bildiğiniz. Keman, kaşların keman olması da oradandır arkadaşlar. Keman girften de tutmak, almak. Keman gir, keman tutan. Yani ok tutan, okçu. O yay var ya arkadaşlar, ona keman deniyor. Kaşların yaya benzetilmesi, kemana benzetilmesi de oradan geliyor. Evet. Okçu, Areş ya da Arş. Şimdi diyeceğiz. Areş. Zemani ki hangi zaman? İran ve Turan sınır, merz sınır sınırını belirlemek istediği zaman arkadaşlar. Ez kuhi demavent balareft. Biz tabii dağa tırmandı diyoruz ama bunlar neymiş? Dağdan tırmandı gibi kullanmış. Demavent dağına balareft çıktı. Tırmandı. Balareft'ten çıkmak, tırmanmak arkadaşlar. Yükseğe gitmek. Bak bala yüksek, reft gitmek. Ve ba portabıtir. Portabıtir arkadaşlar. Evet, portabıtir arkadaşlar. Portab neydi ya? Şuradan bir bakalım. Portabıtir. Onu biraz önce gözümden kaçmış. Portabıtir ha. Evet, portap atma arkadaşlar. Tir de ok olduğu için tir-ü keman. Evet, ok atmak. Portap yerden atmaktı. Evet. Neyse, çok başka kelimelerle girip enerjimizi bölmeyelim. Portabı tir, ok atarak, ok atmayla arkadaşlar İran, Turan sınırını belirlemiştir. Ok atarak nedir? İran, Turan sınırını belirlemiştir. Dağa çıkmış arkadaşlar, dağdan bir ok atmış, öyle belirlemiş. Var. Ançenin ki der efsane hayi Kadimi ama dest. Ama dest. Diyor ki eski bir efsanede böylece başlamıştır, hazır olmuştur diyor. Vay, oraya çıkıp ok atmaya, işte belirlemek için ot atmaya. Şimdi böylece Ançenin öylece ki arkadaşlar öylece ki nedir der efsane Ançenan öylece an zaten o arkadaşlar böylece diyebiliriz de işte. İşte tek evet böyle demiş zaten arkadaşlar böyle. Ya şimdi arkadaşlar tek başım olduğum zaman böyle bir yanlış bilgi vermenin sorumluluğu var. Ançenan bildiğim kelimeleri bile bazen tereddüt ediyorum. Evet. Amade est hazır olmak. Yani orada hazır olmuştur, başlamıştır gibi bir şey. Yani zemin oluşturmuştur. Hani o bir vesile olmuş. Sonra efsanenin devamı gelmiş. İntir bu ok Ez Bamdat, Bamdat Şafak grupta grup güneşin batışı arkadaşlar. Yani güneşin doğuşundan batışına kadar bak. Ez Bamdat Ta grup. K
Kalıplara dikkat edin arkadaşlar. Ez, ta. Bir yerden bir yere kadar. E kadar. Nedir? Güneşin doğuşundan batışına kadar. Hareket, but. Hareket yetti. Yani durmadan gitmiş. Ta in ki bilahere drahtı genduyi isabet kert. Burada ne diyor? Diyor ki hareket etmiş ama ne zamana kadar? Bir ceviz ağacına, sonunda bir ceviz ağacına isabet edinceye kadar arkadaşlar. Ta in ki inceye kadar olarak değerlendireceğiz. Ve Merzi İran Turan, İran Turan'ı der an orada arkadaşlar o zaman belirledi. Müşahhas kert. Evet. Der zaman hayi kadimi, eski zamanlarda der cenk ha, savaşlarda ve mübarezelerde, mücadelelerde de insanlar merdüm kuhne verdi mikerden. Dağcılık yapıyorlar. Evet, Bolu Bey falan dağa çıkıyor ya arkadaşlar oraya, geçitlere falan. Onları kastediyordum bakalım. Ez kuh bala mireftent, dağa tırmanıyorlardı mireftent. Ya da veya ve bedombali rahayı bihteri berayı hamle be düşman budent. Evet. Bakın burada işte dediğimiz Bolu Bey'i gibi arkadaşlar diyor ki düşmana saldırmak için berayı hamle bilmem ne daha iyi bir yolun peşindeydiler. Anladın mı? Yani orada Bolu Bey gibi geçitleri falan tutuyorlar ya onu. Ya da arkadaşlar ve mi hasten istiyorlardı ki ez desti düşman firar konent ve düşmanlardan nedir? Firarkerden kaçmak istiyorlardı arkadaşlar. Yani kaçıp dağa sığınıyorlarmış. Yani gelemesinler falan diye. Kah nis bazen de salhayı ziyadi birçok yılları sarfı sahteni kal'ayı muhkemi ki dur ez desti düşman but. Düşman elinden uzak sağlam kaleler yapmak ya uzun yıllar yapmak için uğraşıyorlardı. Sarf kerden arkadaşlar nedir? Çalışmak, uğraşmak. Tamam, uzun yıllar uğraşıyorlarmış. Evet. Birçok kale var ya arkadaşlar, Çinliler de işte Türklerden, Çinliler nedir? Türklerden korunmak için Çin Seddi'ni yapmışlar. Bunlar da kaleye çıkmışlar. Birçok şehirde de kale var arkadaşlar. Kale Hayi Almut, Almut Kalesi, kaleleri arkadaşlar. Der Ostani Gazvin eyaletinde. Felekül Eflak, arkadaşlar o da bir dağ adı zannediyorum. Der Ostani Loristan eyaletinde. Eyalet, Ostan da eyalet gibi düşünün arkadaşlar. Babek der Ostani Azerbaycan'ı şarki. Nedir? Azerbaycan eyaletindeymiş. Arkadaşlar, numune hayi ez in gale hayi der İran estent. Diyor ki bunlar İran'daki kale, bu kalelerden numunedir, örneklerdendir. Evet. Verzeşi kuh neverdi
Dağcılık sporu arkadaşlar emruze günümüzde daha çok bişler tefrihi yani eğlenmek amaçlı arkadaşlar gerdeşi turizm gezip dolaşmak gibi düşünün. Ya da ilmi, o da ilmi bilimsel arkadaşlar. Bilimseldir. Bu amaçlarla yapılıyor demek istiyor herhalde. Vesaili ki yekuh ne verdi hırfe iba hodeş. Bak vesaili ki diyor ya, bu bunun sıfatı arkadaşlar. O ba hodeş be kuh miberet. Da kendisiyle beraber Kodeş kendisi, Ba kendisiyle birlikte. Da profesyonel bir dağcının götürdüğü beret götürüyor. Götürdüğü araçlar ibaret şunlardan ibarettir gibi. İbarettir diyorsunuz. Nelerden ibaretmiş? Kefşi mahsusi kuh. Dağ özel ayakkabı. Kuli poşti. Kuli poşti sırt çantası arkadaşlar. Poşt. Arka sırt demek. Batun mi kuh ne verdi? Dağcılık değneği, çomağı, sopası, asası gibi düşünün. Tamam Batum. Destkeş, destel, keş çekmek, ele çekilen. Ele çekiyoruz. Eldiven yani arkadaşlar. Külahi münasibi faslı. Mevsime uygun külah, şapka. Badgir, rüzgar tutan gibi bir şey düşünün. Yağmurluk yani arkadaşlar. Ondan sonra curabi koloft kalın çorap. Kise ihap ya da kise ihap nedir arkadaşlar? O da uyku kesesi yani uyku tulumu. Felesiki çay termosu, botri ap su şişesi, çerağı kuvve enerjili lamba yani el feneri arkadaşlar kuvvet. O pilden enerji aldığı için kuvvetini oradan. Kutup nema kutup gösterici. Ben kelime anlamlarıyla söylüyorum ya arkadaşlar. Nedir? Numuden göstermek nema. Geniş zaman kökü. Kutup gösteren yani pusula. Mesela yön gösterici gibi düşünün. Tenap ip, gire. Vallahi arkadaşlar bunun tabii ben kelime anlamlarını kafama göre yorum yapıyorum ama gire biraz daha tutmaktan geliyor galiba. Griften gir. Gire de tutucu. Yani bir şeyi tutan. O işte bir ip atıyorsunuz. Kanca mı diyoruz? Çengel mi artık? Neyse onun ismi. Arkadaşlar bir bakalım bunun ismini başka bir Türkçe karşılığına şey yapamadık. Yani nedir orada? Hırsızlar falan duvarlara şey yapmak için dağa atıyorlar ya arkadaşlar o ipi çekerek. Kanca diyoruz biz de. Tabii mahigiri var. Olta arkadaşlar o da. Kanca, olta ama burada gire. Kelepçe demiş ama arkadaşlar buradaki tabii anlamı anladınız onu siz. Anlayanlar anlamayanlar anlasın. Evet. İp ve kanca diyelim arkadaşlar. Oraya atılan, takılan kancalar var ya. Onu düşünün. Demirden yapılan böyle şey oluyor ya. Evet. Der kuh ne var diye ha
arkadaşlar. Yani bunları saydı, bu malzemelerden ibarettir dedi. Dağcılıklar, nasıl dağcılık? Uzun ve hırfe-i. Hırfe-i arkadaşlar, hırfe profesyonel. Profesyonel ve uzun dağcılıklarda genellikle yek grup, bir grup birlikte hareket ederler. Neden? Neden? İttifak hayı manendi. Piş neyayet. Piş ameden öne gelmek. Yani ortaya çıkmak, oluşmak. Diyor ki bak şu gibi olaylar meydana çıkmasın tağda diye birlikte hareket ederler. O birlikte hangi olaylar ortaya çıkmasın diyeymiş bakın. Gibi olaylar diyor ya. Ben tabii şeyin özetini verdim size. Kelimenin cümleyi arkadaşlar, özne ve yüklem böyle bir toplu genel bakış. Şimdi ayrıntıları da ne diyor, ne diyeceğiz bakın. Üftaden ez bülendi. Bülent yüksek, bülendi yükseklik. Ezden yükseklikten düşmek. Üftaden düşmek arkadaşlar. Üftaden derre. Derre herhalde bizdeki dereden geliyor. Vadi anlamında arkadaşlar. Dereye yuvarlanmak. Dereden düşmek. Vadiden düşmek falan gibi ama. Bakayım. Dereye yuvarlanmak diyebiliriz oraya. Düşmek. Vadiye. Evet, bazen işte böyle vadi, evet, vadiye düşmek, yani vadiye yuvarlanmak diyelim arkadaşlar. Belki uçurumdan düşmek falan filan gibi de değerlendirilebilir burada. Evet. Başka? Manden kalmak. Zir altında, behmen çığ altında kalmak arkadaşlar. Ve gomşöden kaybolmak. Derkuh beray anha. Evet. Onlar için arkadaşlar, bak onlar için dağda kaybolmak, çığ altında kalmak, vadiye yuvarlanmak, yükseklikten düşmek gibi olaylar meydana gelmesin diye bakın genellikle profesyonel ve uzun dağcılıklarda bir grup birlikte hareket eder. Ama arkadaşlar yani ben daha nasıl açıklayayım, bu kadar açıklayabildim işte. Yani güzel toparladım. Bu geçen baktım siz de fareyi görüyor musunuz? O yüzden böyle üzerinde ben de gezdiriyorum arkadaşlar. O yüzden böyle buradaki mesela diye tağdan dolayı bu gibi manent, yani onlara da dikkat edin. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sabırla dinliyorsunuz. Bizi teşvik ediyorsunuz. Yorumlar yapıyorsunuz. Yorumlar gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum. Seyrediyor arkadaşlarımız. Bunun farkındayım. Evet, yani bizi tabii kanalımıza abone olursanız daha çok motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani bu inanın hani ücretle alamayacağınız eğitimler abi, böyle bizim eğitimleri es geçmeyin. Önem verin, dikkatli bir şekilde dinleyin. Takıldığınız bir yer olursa kanalımızın altına yorum yapabilirsiniz. Sosyal medyada Özgürce Şiirler, Müzikle Şiir Aşkı, hatta Diksiyondan Mikrofona diye benim imzamı artık görüyorsunuzdur. Bir işte kanalımızda var. O imza bizim sloganımız. Evet. Bak burada da şimdi de bizim mesai yeni başlıyor. Merve yazdı. Bir şiir okuyacak. O da
diksiyonumu düzeltir misin hocam diye o da video gönderdi bir şiir okuma yarışmasına öğrencilerimizden. Onu da diksiyonunu sürgün ülkeden başkentler başkentine iyi okusun diye ona bazı eleştiriler yaptık, düzelttik, çalışıyor. Şimdi de video çekti herhalde. Hocam hangi yeri gönderelim diyecek. Evet arkadaşlar ya yani biz seviyoruz hitabet, diksiyon, şiir, edebiyat. Bilhassa şiir bizim aşkımız. Öğrenmek arkadaşlar bilgi, kültür, sanat bizim işimiz ve aşkımız. Söyleyeyim evet. Onun tabii onun dışında sevgilerimiz de var yani. Sevgili değil arkadaşlar. Yıldızların sevgilisi olmaz, sevdiği olur. Sevgilerimiz de var, aşklarımız olduğu gibi. Onlar da işte bilardo, masa tenisiydi. Neyse, ders bitti arkadaşlar. Siz kapatabilirsiniz. Hepiniz Özgür Çoban. İyi günler diler. İleri seviye metinlere devam ediyoruz. Bir dahaki metnimizde görüşmek dileğiyle. Yıldızlara şiir gibi bir ömür, şiir gibi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.